Galatasaray'da Icardi ile ilgili Arjantin basınının iddiası bu. Maalesef biraz üzücü haberler geldi eşinin rahatsızlığı nedeniyle. Hala hastanede oldukları söyleniyor Arjantin basınına göre. Bir mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hala kontroller yapılıyormuş. Şimdi bu durum nedeniyle bir Icardi transferinde bir bekleme var Galatasaray'da. Acaba ne olacak, ne zaman gelecek? Bu sağlık problemi çözüldükten sonra mı burada olacak diye. Icardi'nin şu anda motivasyonu futbolla ilgili tam sahaya yansıyamayabilir deniyor Gökhan Hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğer buraya gelecekse veya gelmeye karar verdiyse Icardi'nin performansı ile ilgili bir problem olacağını düşünmüyorum. Neden? Tabii ki önemli konu. Ama gene eşiyle ilgili bir takım problemler varken hatırlıyorsan Arjantin'e gitti. Ama bu sağlık. Yani Yani sonuçta ötekinde de aile içi problemler evet. vardı. Yani bu da sağlık, ötekinde aile. Hepsi önemli. Tabii. Şimdi vücutta en çok neren ağrıyor? Yani en çok neren ağrır? Başın. Yok, başın ağrımaz. Yani Karnım. neren ağrır yani? Senin için vücudun en önemli yeri neresi? O an neresi ağrıyorsa orası. Hayır, o an neresi? Hani diyor Gözüm ya, yok olabilir. Yani gözlem en yok. önemli Hayır. organ. Parmağına iğne bassın, en önemli yer Ha, parmağındır. tabii. O O an andaki ağrıyan önemli. yer. Doğru. Aynen, o an ağrıyan yer. Şimdi o andaki problemde işte ailesel bir problemleri vardı. Bir anda Icardi'nin Arjantin'e gittiğini öğrendik. Değil mi? Yani gitti, gelecek mi, gelmeyecek mi? Okan Hoca ben izin verdim dedi. Ondan sonra işte şu gün idmanda olacak dedi. Geldi. Hiçbir şey olmamış gibi sahaya çıktı. Görevini de yaptı. Şu anda tabii ki sağlık, yani her şey var. Önemli olan Icardi, eğer onu da halledip bir şekilde İstanbul'a geldiği an, yani top oynamaya karar verdiği an bir şekilde oynayacaktır. Bunun geçtiğimiz zaman örneğini gösterdi çünkü. Ailesel problemleri vardı. Atladı, Okan Hoca'dan izni istedi. Okan Hoca da ben verdim dedi. Gitti, 3-4 gün kaldı Arjantin'de hatırlıyorsan o dönem. Sonra geldi, çıktı aslanlar gibi oynadı gene. Şimdi burada Icardi şu anda Galatasaray camiasının beklediği en önemli oyuncu. Pazartesi günü gelecek dediler. Pazartesi günü gene şey yapıyorlardı. Uçuş listesini ayarlıyorlardı hatırlıyorsan. Yani şimdi yaptı ya, işte 14.40 iptal, 14.45'te yeniden uçak hazırlıyorlar falan. Gene Icardi ile ilgili de öyle bir şeyleri vardı, hazırlıkları. Ama şu gelinen aşamaya baktığın zaman Icardi'nin gelişi biraz dönecek. Yani gelirse problem yok. Oynama açısından ve kendini hazırlama açısından Icardi'nin öyle problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ama önemli olan gelip gelmeyeceği. Şu aşamada bunu bilmek kolay değil. Evet, bu konuyla da ilgili bir açıklama mutlaka gelecektir Galatasaray tarafından. Şimdi tabii geldiğinde de ön elemeye yetişmesi artık mümkün değil fizik olarak, değil mi hocam? Ya Yani şimdi oraya Icardi'siz çıkacak bir kere Galatasaray. hem öyle hem de dünyada en önemli şey sevdiği insanların, en yakınlarının sağlık problemlerinin olmaması. Özellikle de yaptığımız bu spor içerisinde de sizin en önemli desteğiniz de yakınınızın size olan desteği, yakınınızın size olan ilgisi ve beraber olması. Aynı zamanda da bu moralleri de çok yükseltir. Burada tabii duygusal bir durum var. Yani bu duygusallık futbolculara zaman zaman çok da yansıyor. Ve de performanslarını da çok etkiliyor. Bunun bir kararını verecek olan Galatasaray Yönetim Kurulu. Aynı performansı insanlar görmek istiyor ve bu performanslarını gördükleri için de bu rakamlar ve Galatasaray Kulübü de kendisini zorluyor. Bu rakamları normal kulüp kasasından verilmesi kolay bir şey değil. Muhakkak bunu verilmesi için de bir program dahilinde, bir sponsorluk dahilinde bir yeni bir yöntemle bu paralar ödenecektir diye düşünüyorum. Icardi ile karşılıklı oturulup konuşulacak. Yani arkadaş, bak sizin durumunuz bu. Bundan etkilenecek misin? Buradaki şartları, standartları sen biliyorsun. Eşinin biz her türlü sağlık problemini Türkiye'de rahatlıkla çözebiliriz. Yani belki de Icardi öncelikle bunların bir garantisini isteyecek. Dolayısıyla da yanındaki eşinin tedavisinde her dakika beraber olmasını isteyecek. Bunların hepsi profesyonel yaşantının içerisinde olan şeyler. Galatasaray Kulübü de bu konularda son derece profesyonelce yaklaşacak ve nasıl bir karar alınması gerektiğini de söyleyecekler. Aynı şeyi söylüyoruz hocam. Bak,
aynı şeyler. Sonuçta o problemleri yaşıyor şu anda. Tabii. Ama Icardi buraya geldiği zaman o problemlerden, yani geldiği zaman arınmış olacak. Yani ne kadar arınabilir o da soru işareti ama bence daha önce bir örneği var. Yani gitti, döndüğü zaman tamamen sahaya konsantre döndü. Şimdi burada bu problemler varsa Galatasaray yöneticisi de, Galatasaray'ın hocası da işte çıkacak Icardi ile konuşacaklar. Anlaşma sağlandığı zaman Icardi tamam ben geliyorum dedi. İki tarafında, zaten o problemler iki tarafında kafasının çok rahat, rahat olması olacak. Lazım. Ben Icardi maçlar hazır olur mu? Yok, Icardi nasıldır? İhtiyaç halinde kırmızı vardı. Yani olur ya yani ihtiyaç halinde kırmızı. Icardi öyle yani o maçlarda da ihtiyaç duyuldu an. Bence rakiplere baktığın zaman fazla ihtiyacı duyulmayacak ama ihtiyaç duyulduğu anda bakalım sağda... Şu en son görevli. Haberler nasıl gelişecek, nasıl evet. olacak hep beraber izleyip göreceğiz. Evet. Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'ın önemli açıklamaları vardı. Galatasaray'la ilgili, Halil Dervişoğlu ile ilgili açıklamalar ayrıyetten verilmişti programın başında. Şimdi transferle de ilgili konuştu ve Avrupa'da ses getirecek oyuncular alacağız dedi. Onu izleyelim şimdi. Evet, Emre Koca da Beşiktaş taraftarına umut verdi. Dedi ki Avrupa'da ses getirecek oyuncular gelecek. Bunlardan birinin Tadic olacağı öne sürülüyordu ama az önce de konuştuk. İstediği rakamlar biraz uçuk rakamlar. O yüzden şu anda o transfer için Beşiktaş şu start anda, değil stop düğmesine bastı. Ya normal esasında şöyle diyeyim yani... Sonuçta bunların hepsinin bir bedeli var. Bir maddi olarak bedeli var. Bunları karşılamanız lazım. Seyirci bunlara bakmaz. Taraftar her zaman ister. Şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe'ye şu anda 7'yi buldu herhalde transferi. Ama onun yanında da oyuncu sattı. Hı hı. İşte sattığı oyunculardan giren paraya baktığınız zaman 30 milyona yakında bir girişi oldu. Galatasaray oyuncu oluyor. Onlar da işte saldırıyor. Beşiktaşlı taraftarlar da, işte Trabzon oluyor, Beşiktaşlı taraftarlar da haklı olarak biz niye alamıyoruz, problem mi var? Çünkü dışarıda ben yürüdüğüm zaman, bir taraftara rastladığım zaman herkes işte Fenerbahçe şunu aldı, işte Trabzon bunu aldı, Galatasaray bunu aldı, biz hala kimseyi alamadık. Yani bu sefer ister istemez içlerinde bir korku var, bir kuşku var ne olacak bu sezon diye. Ama şimdi öyle bir beklenti var ki, o beklentiyi de aşmamak lazım. Seyirciye soran seyirci herkes. Seyirci bugün şimdi bir şey yapalım, anket yapalım. Tadic'i alalım mı almayalım diye. Para önemli değil. İstediğin kadar yaz. %95 Tadic alınsın diye şey çıkar. Anketin sonucu çıkar. Doğru. Ama Tadic'in ne getireceği ve ne götüreceği bunları hiç hesaplamaz. Getireceği belki bir sezondur ama götüreceği de belki 5 sezondur. Bunların hepsini hesaplamak lazım. Yani Beşiktaş ve yönetimi işte Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi de işte Emre Kocadağ da çıktığı zaman söylüyorlar transferleri yapacağız. İşte anlaştığımız oyuncular var. Onlar da yavaş yavaş katılacak.